Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda virüslere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Virüslerin genel özelliklerinden, kapsit ve zarflarından bahsetmiştik. Şimdi virüslerin döngülerinden, litik ve lizojenik döngüden bahsedeceğiz arkadaşlar. İkisini tek bir şema üzerinden anlatacağım. Ayrı ayrı çizmek yerine böyle tek şema üzerinde anlatmak daha kolay olur diye düşündüm. Şimdi bakın, litik döngü. Virüsün bakteriyi, biz zaten fajlar üzerinden, bakteriyofaj veya sadece faj dediğimiz bakteri içerisinde çoğalan virüsler üzerinden anlatıyoruz arkadaşlar bu döngüleri. İki tane yol izlerler bunlar. Birincisi, bakteriyi parçalayarak çok sayıda virüsün üretildiği litik döngüdür. Ki bu birinci olarak çizdiğim, bakın şu döngü litik döngüdür arkadaşlar. Litik döngü. İkincisi ise bakteriyi öldürmek yerine ona kısmen, hani biraz daha az zarar verip kendi popülasyonunu çoğaltan bir döngüdür arkadaşlar. Biz buna da ne diyoruz? Lizojenik döngü diyoruz. Lizojenik döngü. Lizojenik döngüde bakteri ölmez. Bakteri çoğaldıkça virüsün popülasyonu da arkadaşlar artar. Yani virüs de kendini çoğaltmış olur. Litik ve lizojenik döngünün genel olarak farkı bu şekilde. Peki nasıl gerçekleşiyor litik ve lizojenik döngü? Arkadaşlar şu şekilde, ilk önce litik döngüden bahsetmek istiyorum. Bakın burada virüs geldi. Bakterinin işte içerisine arkadaşlar DNA'sını gönderdi. Şu yeşille gösterdiğim virüsün DNA'sıdır. Kırmızıyla gösterdiğim bakterinin DNA'sıdır. Daha sonra buradaki virüs arkadaşlar, buradaki işte nükleotit olsun, amino asit olsun, bütün her şeyini, bakterinin içerisinde bulunan her şeyi kullandı arkadaşlar. Litik döngü uyarıldı. Bakın, belirli etkenlerin belirlenmesiyle, yani burada virüs belirliyor arkadaşlar bunu. Hani acaba öldüreyim mi bakteriyi yoksa öldürmeyeyim mi gibisinden virüs belirliyor. Daha sonra litik döngüyü uyarıyor. Litik döngü uyarıldığı zaman virüs bakterinin işte ribozomunu, hani bir önceki derste de saymıştık ya, bir önceki videoda neydi, ribozomunu kullanıyordu, nükleotitlerini kullanıyordu. Yani kısaca söylemek olursa DNA ve mesajcı RNA hariç her şeyini kullanıyordu. Burada arkadaşlar yeni fajların DNA'sı ve protein sentezleniyor ve bizim yeni fajlarımız oluşuyor. Daha sonra bu fajlar hücreyi parçalıyorlar arkadaşlar. Bakteri hücresini parçalıyorlar ve serbest kalıyorlar. Daha sonra bu fajlar gidiyor, tekrardan başka bir konakçı hücreye bağlanıyor. Ona DNA'sını gönderiyor ve yeni bir faj oluşturarak işte litik döngü bu şekilde devam ediyor. Zaten döngü denilmesinin sebebi sürekli tekrar etmesinden kaynaklanıyor. Burada ne oldu bakın? Bakteri, yani hücreyi öldürdü ve virüsler serbest kaldı. Peki lizojenik döngüde ne olacak? Burada farklı bir durum söz konusu. Arkadaşlar düşünsenize, sürekli işte virüsler bakterilerin içerisinde gidiyor ve bakterileri parçalıyor. Bir süre sonra bu virüslerin çoğaldığı, sonuçta her virüs her bakteride veya her hücrede çoğalmıyor. Bir süre sonra virüsler bu bakteri popülasyonlarını yok etmez mi? Ederler. Bu yüzden de lizojenik döngü dediğimiz döngü ortaya çıkıyor. Lizojenik döngüde arkadaşlar yine belirli etkenler sayesinde lizojenik döngüye giriliyor ve fajın DNA'sı bakteri DNA'sıyla arkadaşlar bağlanıyor ve profaj dediğimiz bir yapıyı oluşturuyor. Bakın, faj DNA'sı ve bakterinin kromozomunun birleşmiş olduğu yapıya biz profaj diyoruz. Yani şu ortada bulunan yapı profajdır. Yeşille çizdiğim virüs DNA'sıdır. Kırmızıyla çizdiğim arkadaşlar bakteri DNA'sıdır. Şimdi bundan sonra artık bakteriye bağlandığı için bakteri ne yaparsa virüs de aynı şekilde çoğalacak. Bakteri normal bir şekilde çoğalıyor arkadaşlar. Profajı kopyalıyor ve yavru hücrelere aktarıyor. Bir bakteriyi düşündüğümüz zaman, bir bakteri mesela Escherichia coli gibi bir bakteri arkadaşlar, 20 dakikada bir bölünebilen, çok çabuk bölünebilen bir bakteri türüdür. Baktığımız zaman, o zaman bu virüs 20 dakikada bir çoğalmış olmuyor mu? Oluyor. Mesela aritmik bir şekilde artıyor. 2, 4, 8 gibi arkadaşlar bu şekilde artıyor. Aritmik bir şekilde artarak çok sayıda hücre bölünmesi,
Profajla bulaşık olan, yani profajla birleşik olan büyük bir bakteri popülasyonunu oluşturuyor. Daha sonra bu profaj buradan ayrılıp işte bir virüs oluşturabilir. Tekrardan virüs oradan ayrılabilir. Profajlı yavru hücre arkadaşlar, buradaki herhangi bir tanesi tekrardan bu döngüye girerek lizojenik döngü tekrarlanabilir. İşte ikisi arasındaki aslında temel fark nedir? Birinde bakteri DNA'sı Pardon, bakterinin hücresi parçalanırken, virüsler serbest kalırken diğerinde parçalanmaz. Faj DNA'sı bakteri içerisinde bulunur arkadaşlar ve bu şekilde kendini çoğaltmış olur. Litik ve lizojenik döngünün genel olarak özellikleri bu şekildedir. Ben kısaca size şu şekilde karşılaştırarak vermek istiyorum. Bakın, şöyle diyeyim altına. Litik döngü diyeyim şuraya. Litik döngü. Şuraya da lizojenik döngü diyeyim. Lizojenik döngü. İkisi arasındaki temel farkı yazayım arkadaşlar. Daha sonra bu litik lizojenik döngü olayını kapatalım. Ne dedik? Bu döngüde, litik döngüde yani, bu döngüde bakteri parçalanarak fajlar serbest kalır. Fajlar serbest kalır. Ama lizojenik döngüde böyle bir durum yok. Lizojenik döngüde, yani bu döngüde bakteri parçalanmaz. Ne olur arkadaşlar lizojenik döngüde? Bakteri çoğaldıkça virüs DNA'sı da çoğalır. Böyle bir döngü söz konusudur. Dediğim gibi bu lizojenik döngünün ortaya çıkmasının temel sebebi bakteri popülasyonlarını yok etmemek amacıyla. Sonuçta bakteri popülasyonu yok olursa ne olur? Buradaki faj bir daha üreyemez. Bu yüzden de arkadaşlar lizojenik döngü ortaya çıkmıştır. Peki bu litik döngüdeki parçalanma olayı nasıl oluyor arkadaşlar? Veya virüsler nasıl etkisiz hale getiriliyor? Sonuçta bizim hücrelerimize de virüs girse, bir bakteri hücresine de virüs girse, bunlarda bulunan enzimler bu virüsleri tanıyor arkadaşlar. Tanıdığı zaman, yani tanıyor derken yabancı olarak görüyor ve bunu restriksiyon enzimleri dediğimiz enzimlerle arkadaşlar parçalıyorlar. Peki bu enzimler bakteriyi nasıl parçalamıyor? Bakteriler arkadaşlar bu restriksiyon enzimlerine karşı dayanıklıdır. Dolayısıyla bunlardan etkilenmezler, parçalanmazlar. Litik ve lizojenik döngünün genel olarak özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Gelelim bir başka konumuza. Arkadaşlar bir başka konumuz da viral zarflar nasıl oluşuyor? Şimdi size ben kapsit ve zarflardan bahsetmiştim bir önceki videoda. Burada zarfları anlatırken dedim ki hücre zarından veya işte hücrenin içerisinde bulunan organel zarları virüslerin etrafını, kapsitin etrafını çevreler. Biz bunlara zarf diyoruz dedik. Peki bu zarflar nasıl oluşuyor? Şimdi size şekil üstünde bu döngüyü anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle şekli çizeyim. Şekil üstünde döngümüzü anlatalım. Evet arkadaşlar, ben olayı şöyle kısaca bir çizdim. Şimdi çizim üzerinden anlatacağım. Bu viral zarflar dediğimiz yapılar nasıl oluşuyor, bunlardan bahsedelim. Şimdi viral zarflar dediğim gibi hücre zarından köken alan zarflardır arkadaşlar. Nasıl oluşuyorlar? Şimdi bizim ilk önce şu virüsün üzerindeki yapılarımızı gösterelim. Bakın şu turuncu ile gösterdiğim yapı kapsit dediğimiz yapıdır arkadaşlar. Kapsit virüsün etrafını saran protein kılıftır. Yeşille gösterdiğim böyle kuyruk şeklinde olan yapı ise arkadaşlar viral zarftır. Viral zarf. Peki bunun çoğalması nasıl gerçekleşecek? Zaten şu içerisinde bulunan da viral genomdur. RNA üzerinden anlatıyoruz burada. O yüzden viral genomu RNA olarak alacağız. Şimdi içeriye giriş gerçekleşiyor. Bakın şuradaki olayımız birinci olayımızdır. Birinci olay dedik. Burada arkadaşlar birinci olayda neler gerçekleşiyor? Viral zarflardaki bu glikoprotein dediğimiz, bakın viral zarfta bulunan glikoproteinler vardır. Bu glikoproteinler arkadaşlar hücredeki özgül algılayıcılar sayesinde, bakın özgül algılayıcılar sayesinde buradaki moleküllere bağlanıyor ve arkadaşlar hücrenin içerisine giriyor. İşte
Aslında viral zarfların temel görevi neymiş? Buradaki hücreye bağlanmakmış. Temel görevi budur. Hücrenin içerisine girdikten sonra ikinci olayımız başlıyor arkadaşlar. İkinci olayımız burada gerçekleşiyor. Nedir ikinci olayımız? Burada kapsit ve viral genom hücrenin içerisine giriyor. Bakın zarf girmez. Zarflar dışarıda kaldı. Kapsitle viral genom hücrenin içerisine giriyor. Daha sonra kapsit hücresel enzimler tarafından parçalanıyor ve viral genom serbest kalıyor arkadaşlar. Burada viral genomumuz neymiş? RNA'ymış. Daha sonra 3. evreye geçiyoruz arkadaşlar. 3. evre şurasıdır bakın. 3. evrede ne olacak? 3. evrede de viral genomlar, bakın şu maviyle çizdiğim viral genomdur. Viral genomlar arkadaşlar RNA polimeraz enzimi tarafından sentezlenir ve tamamlayıcı bir RNA molekülü oluşturulur. Yani şuradaki pembe ile çizdiğim nedir? Aslında bir mesajcı RNA'dır arkadaşlar. Tamamlayıcı bir RNA molekülüdür. Sonrasında ne olacak peki? Geliyoruz 4. olayımıza. Arkadaşlar 4. olayımız bakın şurası. 4. olayda viral genom RNA'nın yeni kopyalarını oluşturuyor. Ve bu yeni kopyalar arkadaşlar tamamlayıcı iplik olarak kullanılıyor. Gelelim 5. olayımız arkadaşlar. Şimdi burada viral bir genom oluşturmuştuk değil mi? Genomun kopyasını. Bu viral genom ayrıca mesajcı RNA olarak da görev görüyor. Yani şurada 5. olayımız gerçekleşiyor. Bu mesajcı RNA sayesinde hem kapsit proteinleri üretiliyor arkadaşlar, hem buradaki glikoproteinler üretiliyor. Ve bu glikoproteinler ne yapacak? Biraz sonra etrafını çevreleyerek zarf oluşturacak. Kapsit proteinleri de ne yapacak arkadaşlar? Kapsiti oluşturarak virüsü artık yeniden oluşturmuş olacağız. O zaman gelelim 6. evremize bakın. 6. evre ve 7. evrede aslında 6 ve 7'yi birlikte anabiliriz arkadaşlar. 6. evre şurasıdır. 6. evrede ne gerçekleşiyor? Buradaki glikoproteinler oluşuyor. 7. evrede ise arkadaşlar kapsit proteinleri virüs genomunun etrafını çevreleyerek virüsü oluşturuyor. Son evremize geldiğimiz zaman ise son evremiz arkadaşlar artık 8. evremiz, yani şu evremizdir. Etrafına kapsit proteinleri ve glikoproteinler çevrelenerek zarf oluşan virüs serbest kalıyor. Bakın bu konakçı hücreden artık serbest kaldı ve yeni bir virüs olarak oluştu. Tabii ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye anlattım ama bunlar belki de çok karmaşık gerçekleşiyor. Sadece hani biz biraz daha iyi anlayalım diye arkadaşlar böyle sıralama olarak anlatılmıştır. Ama aslında karmaşık olarak gerçekleşir. Şimdi burada size anlatmak istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Viroidler ve priyonlardan bahsetmek istiyorum. Bir de hayvan virüsleri ile ilgili bir not yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi benim burada anlattığım bu 1, 2, 3, 4 diye anlattığım evrelerin hepsini yazacağım. PDF'ini alırken yazılı olarak alacaksınız. Ben burada zaman kaybolmasın diye sadece anlattım. Ama yazılı olarak arkadaşlar PDF'de bulacaksınız. Şimdi gelelim notumuza. Sayfamızı şöyle bir değiştirelim. Bir not yazalım. Bir de priyonlardan ve viroidlerden bahsedelim ve artık virüslerle olan ilişkimizi bitirelim. Şöyle not diyorum. Nedir notumuz? Arkadaşlar, hayvan virüsleri içerisinde en karmaşık döngüye sahip olan virüsler retrovirüslerdir. Retrovirüs dediğimiz virüslerdir. Arkadaşlar bunlar RNA kalıbı üzerinden DNA sentezliyorlar. Bakın çok ileri bir seviye gibi görünüyor değil mi? RNA üzerinden DNA sentezliyorlar ve bir anlamda arkadaşlar ters yönde bir bilgi akışı sağlıyorlar. Normalde ne olur? DNA'dan RNA sentezlenir. Ama retrovirüslerde RNA'dan DNA sentezlenerek ters yönde bir bilgi akışı sağlıyorlar. Bunu sağlayan enzim ise arkadaşlar ters transkriptaz dediğimiz enzim. Zaten adı üstünde ters olarak sentezleyen enzimdir. İnsanlarda AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsü arkadaşlar buna bir örnektir. Özellikle retrovirüslerden bahsetmek istedim. Belki karşımıza çıkar diye. O zaman yazalım. Hayvan virüsleri içerisinde diyelim. Hayvan virüsleri içinde en karmaşık çoğalma döngüsüne kalemim bitti bu arada. Evet, şöyle kalemimi değiştirdim arkadaşlar. Kaç kalem tüketiyoruz değil mi? Hayatımızda acaba saymak lazım. Kaç tane kalemimiz gidiyor?
Evet, çoğalma döngüsüne sahiptir diyoruz arkadaşlar. Sahip olanlar retrovirüslerdir. Ne dedik? Bunlar ne yapıyorlardı? RNA'dan DNA sentezliyorlardı arkadaşlar. Onu da yazalım. Bu virüsler RNA üzerinden DNA sentezler. Yani ne demiştik? Bir nevi ters yönde bir bilgi akışı sağlıyor arkadaşlar. Ters yönde bilgi akışı sağlarlar. Bunu da isterseniz şöyle gösterelim. RNA'dan DNA sentezleyerek. Peki bunlar hangi enzimle yapıyorlardı arkadaşlar? Bunu yapan enzimler ters transkriptaz enzimidir. Örnek olarak da hangi virüsü vermiştik? Örnek olarak da HIV virüsü. İnsanda AIDS hastalığına sebep olan virüstür arkadaşlar, HIV virüsü. Şimdi geliyoruz artık virüslerle ilgili son kısmımıza. Viroidler ve priyonlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar, viroid ve priyonlar çok değişik yapılardır. Viroid ve priyonlar diyelim. Priyonlar. Şimdi bunlar da hastalık yapıcı yapılar ama çok değişiklerdir. Virüslerden daha küçük olan patojenlere biz viroidler diyoruz. Virüslerden daha küçük. Düşünsenize, virüs 4 genlik, mesela en küçük olan virüsler 4 tane gen içeriyordu. Demek ki bundan daha küçük olan bir patojen varmış. Biz buna da ne diyormuşuz? Viroid diyormuşuz arkadaşlar. Bunlar halkasal RNA'ya sahipler. Protein şifrelemiyorlar. Ancak konakçı hücrenin enzimlerini kullanarak hücre içerisinde çoğalabiliyorlar. Viroidler. Yani bunlarda aslında RNA var. Bu RNA'dan protein sentezleyemiyorlar ama sadece konakçı hücrenin enzimlerini kullanarak çoğalabiliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden viroid olarak isimlendiriliyorlar. Çünkü virüslerden farklı yapılardır ve daha küçüktürler. Peki bu yapılar arkadaşlar bitkilerin büyümesini destekleyen sistemleri bozar. Dolayısıyla bitkilerde etkili olan yapılardır viroidler. Özellikle bitkilerde etkilidirler. Bir de başka bir yapımız var. Bunlar da arkadaşlar hastalık oluşturan proteinlerdir. Biz bu yapılara da priyonlar diyoruz. Bakın, virüslerden daha küçük olan yapılara viroidler, hastalık yapıcı proteinlere de ne diyoruz? Priyonlar diyoruz. Örneğin arkadaşlar, bu priyon dediğimiz yapılar bazı hayvanlarda beyin dejenerasyonuna yol açıyor. Yani beyin bozulmasına sebep oluyor. Mesela deli dana hastalığı gibi. Deli dana hastalığı arkadaşlar bulaşıcıdır. İnsanlara da bulaşabilir. Bunlara sebep olanlar priyonlardır. Priyonların iki tane özelliği var. Birincisi, belirtileri ortaya çıkana kadar arkadaşlar en az 10 yıl süren kuluçka süresi vardır. Yani kolay kolay belirtisi yok. Ayrıca yok edilmeleri de olanaksızdır priyonların. Priyonlar virüslerden de bakterilerden de daha tehlikelidir arkadaşlar. Buradan bunu anlıyoruz. O zaman yazalım. İlk önce viroidlerle ilgili bilgimizi yazalım. Sonra priyonlarla ilgili bilgimizi yazalım. Virüslerden daha küçük olan patojenlere Viroid denir. Ne dedik arkadaşlar bunlar? Halkasal RNA'ya sahiptir. Bunlar ne yapamıyordu? Protein sentezleyemezler. Ancak konakçı hücrenin enzimlerini kullanarak çoğalabilirler. Arkadaşlar, bu yapılar bitki büyümesini denetleyen, özellikle bitkilerde etkili bunlar, bitki büyümesini denetleyen sistemleri bozar.
sistemleri bozarlar. Evet, viroidlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim priyonlarla ilgili de yazalım arkadaşlar. Hastalık oluşturan proteinlere priyon denir arkadaşlar. Priyonlar ne dedik? Bazı hayvanlarda beyin dejenerasyonuna yol açar. Ne dedik? Deli dana hastalığı gibi, değil mi? Deli dana hastalığı gibi. Priyonların iki tane özelliği vardı. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Priyonların özelliklerinden bir tanesi belirtileri ortaya çıkana kadar en az 10 yıl kuluçka süresi vardır. İkinci özelliğimiz ise yok edilmeleri imkansızdır. Yok edilmeleri olanaksızdır. Evet, bu şekilde viroidlerden ve priyonlardan da bahsetmiş olduk. Böylece arkadaşlar virüslerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Virüslerin yapısından, işte kapsitlerinden, zarflarından bahsettik. Çoğalmalarından bahsettik. Virüslerle ilgili soru çözümünü hemen yapmayacağım arkadaşlar. Bunlarla ilgili soru, çünkü çok fazla soru yok. Bu yüzden bunlarla ilgili sorumuzu, canlıları sınıflandırılmasa, hani şu bakteriler falan var ya, oraya geldiğimizde oradaki sorularla karmaşık olarak yazacağım. Orada çözeceğiz, unutmayın. Ayrıca zaten hani bir test bulmakta birazcık zor, o yüzden ben o kısmı erteledim. Bir sonraki videoda biyoteknolojide görüşmek üzere, hoşça kalın.